Herkese merhabalar. Ben Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İktisat Alabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi Dilan Gürçek. Öncelikle programa katılmama vesile olan hocam Profesör Doktor Durmuş Çağrı Yıldırım'a ve programa katılan tüm hocalarıma saygı ve selamlarımı sunuyorum. Bugünkü sunumum konusu faizin İslamiyet'teki yeri hakkında olacaktır. Ama ben öncelikle bir içerikten bahsetmek istiyorum. Öncelikle faiz tarihçesi ve faiz teorisi, Kur'an ve sünnette faiz, faizin yasaklanma sebepleri, son olarak da İslam hukukçuların faiz ile ilgili görüşleri hakkında devam edecektir. Faizin ortaya çıkışı çok eskilere dayanmaktadır. Tek tanrılı dinlerden bile önce çıktığı bilinmektedir. Ortaya çıktığı dönemden itibaren din adamları, filozoflar ve iktisatçıların incelediği, üzerinde çalışmalar yürüttüğü bir konu olmuştur. Çok eski dönemlere dayanan faiz, ilk insanların mallarını korumak için borç almak ve borç verme suretiyle mallarını güvence altına almaya çalışmışlardır. Daha sonra bilgi ve yeniliklerle mallara dönüştürmeyi öğrenen ve farklı yollar bulan insanlar borç verdiği malın yanına bir fazlalık almaya başlamıştır. Ve faiz bu şekilde ortaya çıkmıştır. Faiz ticaretin gelişmesiyle daha da yaygınlaşmıştır. Faiz ile ilgili ilk düzenleme Hammurabi kanunlara dayanmaktadır. Yürürlüğe koyduğu 150 maddeden oluşan kanunda faiz, garanti, kredi, rehin gibi konular işlenmiştir. Kanunda faiz oranlarında sınırlama getirilmiş. Para ve buğday olarak alınan borç için ayrı bir faiz belirlenmiştir. Eski medeniyetlerde de çeşitli düzenlemeler gerçekleştirildi. Firavunlar zamanında Mısır'da faizin ana parayı aşması yasaklanmış. Eski Yunan ve Roma'da faiz haddi %12 ile sınırlandırılmış. Daha sonra Romalı Hristiyan ticaretinde de bu oran devam ettirilirken asillere %4 sınırı getirilmiştir. Eski Hint'te de yüksek kastlar için faiz tamamen yasak iken aşağıda kastlar için de adil bir faizden bahsedilmektedir. Orta Çağ Kilisesi'nde faiz yasağı bulunmaktaydı. Bu yasak tüketim kredileriyle ilgiliydi. Ancak sanayi ve ticaret hacminin gelişmesiyle ödünç sermaye ihtiyaç duyulmaya başlandı. Kilisenin de ihtiyaçlarını finanse edebilmek için bu yola başvurdu. Daha sonra işleri yoluna giren kilisenin de servetinde artış olunca artık roller değişmeye başladı. Kendisi borç alan değil de artık borç veren tarafa geçti. Bu işlemle beraber İncil ayetlerine de değişikliğe gidildi. İşlemleri gerçekleştirebilmek için İncil'de de değişiklik yapılmaya başlandı. Artık faiz konusunda oldukça yumuşak bir çizgide ilerleyerek faizin hayatta daha çok rol oynamasına yol açtılar. Faiz, filozofların incelemeler yaptığı, üzerinde çalışmalar başlattığı bir döneme girmiştir. İlk çağda eski Yunan filozoflarının birçoğu faizi olumlu karşılamamıştır. Eflatun ve Aristo'nun faizle ilgili düşünceleri de çok değerlidir. Eflatun, faizle ilgili görüşünde faizi yasaklamayı önermiş ve Kanun adlı kitabında da bu düşünceyi işlemiştir. Eflatun parayı değişim aracı olarak görmüştür ve faizli borç vermeyi reddetmiştir. Aristo'nun görüşü ise hocası olan Eflatun ile eştir. Aristo'ya göre faizle işlem yapılmasının adaletsiz bir uygulama olduğu düşünülmektedir. Faiz ile ilgili Politika adlı eserinde de bu konuyu işlemiştir. Faizciliği desteklememelerindeki neden kazancın üründen değil de paradan geldiği, yani paradan para doğduğunu ve bundan dolayı da aykırı olduğunu düşünmektedirler. Faiz konusunda zaman geçtikçe farklı düşünceler ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu filozoflar biri de Saint Thomas'tır. İlk başlarda faize karşı olan Thomas ise bu düşüncesinde değişikliğe gitmiştir. Artık faiz ile ilgili işlemleri olumlu karşılamaya başlamış. Bazı gerekçeler öne sürerek de verilen paradan başka para, tazminat akçesi adı altında ayrı para alınmasını kabul etmeye başlamıştır. Parasını faizli veren kişinin zarara uğradığını ve bu zararın karşılığı için ise fazla para, yani faize başvurabileceğini, zararını da bu yolla karşılayabileceğini düşünmüştür. Bu düşüncesiyle de faiz yasağının kalkmasına yol açmaya başlamıştır. Kilisenin faize olan tavrının değiştiğini ve bununla beraber faizin hayatımıza dahil olmasıyla faizi savunan çalışmalar ve teoriler ortaya çıkmaya başlamıştır. Merkantilistlere göre faiz için faiz de kapitalin kirasıdır demişlerdir. Fizokratlara göre ise
faiz toprak rant temini içindir ve bu temin için faiz hak kazanılmalıdır. Klasik iktisatta ise sermayenin üretime katılması faizde olmalıdır düşüncesi savunulmuştur. Adam Smith ve Ricardo gibi klasik iktisatçılar ile neoklasikçilerden senior faizi ödünç alınan paradan sağlayacağı kar için ödünç verene ödediği karşılık olarak ele almışlardır. Neoklasiklerden Marshall'a göre ise tasarruf eden bugünkü tüketimi geleceğe ertelemiştir. Bunun için bir özendiriciye ihtiyaç vardır, bu da faizdir demiştir. 15. ve 16. yüzyılında Batı'da başlayan ve 18. yüzyılın ikinci yarısına kadar da devam eden, daha da yoğunlaşan faiz teorileri, her ne kadar faizi bir ilke olarak benimseyip savunulsa da kesin bir hükme varılamamıştır. Artık faizin haklı mı haksız mı konusunu tartışmaktan ziyade faiz zaten ne olması gerektiği hakkında çalışmalar yapılmaktadır. Ancak bu konu hakkında, yani faiz haddinin belirlenmesinde, her ekonomi için standart bir oranın belirlenmesinde tam bir hükme varılamamaktadır. Şimdi Kur'an ve sünnette faiz hakkında yapılan incelemelere bakacağız. Kur'an'da faiz anlamına gelen kelime ribadır. Riba mastar olarak artma ve çoğalma isim alarak artan, yani faiz anlamındadır. Kur'an'da riba meselesi 4 yerde ele alınmış ve riba yasağı içki yasağında olduğu gibi aşamalı yöntem izleyerek 4 aşamada ortaya konulmuştur. Bu konuda ilk ayet Mekke döneminde, yani Müslüman toplumun inanç ve ahlak temellerinin kuruluşunun sağlamlaştırıldığı dönemde nazil olmuştur. Mekki olan Rum suresinin 39. ayetinde şöyle buyurulmuştur: İnsanların mallarında artış olsun diye verdiğiniz faiz Allah katında artmaz. Fakat Allah'ın rızası isteyerek verdiğiniz zekata gelince, işte onu verenler sevaplarını ve mallarını kat kat artıranlardır. Bu ayette faizi açıkça yasaklamamıştır. Bununla beraber Allah'ın faizi çirkin gördüğüne, onu dolaylı olarak reddetmekte, Müslümanları da bu konu hakkında uyarmaktadır. İkinci aşama, Medine döneminde nazil olan Nisa suresinin 160 ve 161. ayetindedir. Yahudilerin zulmü sebebiyle bir de pek çok kimseyi Allah yolundan engellemeleri, kendilerine yasaklandığı halde faizi almaları ve haksızlıkla insanların mallarını yemeleri yüzünden önceden helal kılınan temiz ve iyi şeyleri onlara haram kıldık ve işlerinden inkara sapanlarında acı bir ızdırap hazırladık. Bu ayette Allah Yahudilere faizini haram kıldığına, ancak onların faizi helal görüp onunla alışveriş yapmaya devam ettiğini, bu yüzden de birçok ceza ve azaba uğradıklarını ve uğrayacaklarını haber vererek yine dolaylı olarak faiz yasağına değinmiş ve bu konuda Müslümanları uyarmıştır. Üçüncü aşamada ise, ey iman edenler, kat kat faiz yemeyin. Allah'tan korkun ki kurtuluşa eresiniz. Ali İmran suresinde buyurularak faiz açıkça yasaklanmıştır. Dördüncü aşamaya gelince, artık faiz bir önceki kaydı da taşımaksızın şiddetli bir üslupla yasaklanmış. Faizi kullanmayı bırakanlar ile kullanmaya devam edenlerin nelerle karşılaşacağı bildirilmiştir. Bu konuyla ilgili de Bakara suresi 275 ve 279. ayetlerinde şöyle buyurulmuştur: Faiz yiyen kimseler kabirlerinden tıpkı şeytan çarpmış kimseler gibi çarpılmış olarak kalkarlar. Onların bu hali alışverişte, yani ticarette faiz gibidir demelerindendir. Oysa ki Allah ticareti helal, faizi haram kılmıştır. Bundan sonra kimse Rabbinden bir öğüt gelir de faizden vazgeçerse, geçmişte olan kendisinindir ve işi Allah'a kalmıştır. Kim tekrar faize dönerse, işte onlar cehennemliktir. Orada devamlı kalırlar. Allah faizi mahveder, sadakaları çoğaltır. Allah hiçbir günahkar, kafiri affetmez. Ey iman edenler! Allah'tan korkun. Eğer gerçekten inanıyorsanız, faiz olarak arta kalan ana paranın üzerindeki miktarı almayın. Şayet bunu yaparsanız, faize devam ederseniz, Allah ve Resulü ile savaşa girdiğinizi bilin. Tövbe ederseniz, ana sermayeniz sizindir. Ne haksızlık edersiniz, ne de haksızlığa uğratılırsınız.
Bu ayette Allah Teala faiz ile alışverişin ayrımından bahsedip faiz alıp vermenin dünyadaki ve ahiretteki kötü sonuçlarına ana paradan fazla kısmının da faiz olduğuna değinmiştir. Kur'an'ın bu üslubu faiz yasağı konusunda açık ve katı bir şekilde delildir. Sünnete faize değinecek olursak Hazreti Peygamber'in sünneti Kur'an'ın koyduğu faiz yasağı ilkesini açıklamıştır. Uygulamasını göstermiş. Ayrıca Kur'an'da da işaret edilmeyen bazı işlemleri de faiz olarak nitelendirip yasaklamıştır. Örneğin Hazreti Peygamber'in veda haccında şöyle buyurulmuştur. Dikkat edin, cahiliye döneminin faizlerinin hepsi de kaldırılmıştır. Ana paralarınız sizindir. Bu surette ne haksızlığa uğratılmış ne de haksızlık yapmış olursunuz. Bir başka hadiste de faiz ancak veresiyededir buyurulurken cahiliye döneminde yaygın olan vade karşılığı alacağı artırma adetine işaret etmiştir. Ek olarak da Hazreti Peygamber kendi döneminde uygulanan işlemleri ve alım satım türlerinde de ya faize yol açacağı ya da faiz olduğu için yasaklamıştır. Mesela altı şey veya faiz malları hadisi diye meşhur bir hadiste de şöyle buyurulmuştur. Altına mukabil altını, gümüşe mukabil gümüşü, buğdayla arpayı, arpa ile arpayı, hurma ile hurmayı, tuza mukabil tuzu satmayınız. Ancak eşit miktarlarda ve peşin olursa o müstesna. Her kim artırır veya fazla alırsa faiz alıp vermiş olur. Bunda alan ile veren arasında fark yoktur. Hadisin başka yoldan gelen rivayetlerinin son kısmında cinsler değişirse peşin olmak şartıyla nasıl satarsanız satın. Peşin olmak kaydıyla altını gümüşle, gümüşü altınla, buğdayı hurmayla, arpayı hurmayla satabilirsiniz. İlaveleri vardır. Bu konuda birçok hadis rivayet edilmiş olup bunlardan Hazreti Peygamber'in özetle altın ve gümüşün, hurma, buğday, arpa ve tuzun ve bu özellikle gıda maddelerinin aynı cins karşılıkla vadeli veya fazla karşılıklı değişimini yasaklamış, cinslerin değişimi halinde peşin olması kaydıyla mübadeleye izin vermiş, altın veya gümüş ile para olmayan değişimde ise peşin ve eşit olma şartlarını aramamıştır. Aynı şekilde de kuru faizin yani vade sebebiyle taakkut ettirilen fazlalığın haramlığından hiçbir tartışma ve tereddüt bulunmamaktadır. Buna karşılık paranın ve gıda maddelerinin peşin olarak fakat fazlalıkla değişiminin maddelerin peşin olarak fazla değişiminin de yasaklanmış olmasının gerekçesiyle illeti üzerine farklı görüşler bulunduğuna, bu yasağın ölçüsü, sınırı ve hangi cins ve nevi mallarının kapsadığı hususu tartışılmaktadır. Borç vadeli satıştan doğmuşsa ödeme zamanı gelince borçluya borcunu ödeyecek misin yoksa artıracak mısın diye sorarlar. Ödemezse borcu ilave yapıp vadeyi uzatırlardı. Allah'ın elçisi veda hutbesinde şöyle demiştir. Cahili faizi kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk faiz bizim faizimiz Abbas bin Abdülmuttalib'in faizidir. Onun tamamı kaldırılmıştır. Cahiliye faizi bugünkü faiz yani borcun getirisidir. Hutbeyi dinleyenler o dönemi yaşadıkları için cahiliye faizi ifadesi faizi tarife ihtiyaç bırakmamıştır. Şu ayette de faiz borçtan elde edilen gelirdir. Faizden tevbe ederseniz ana mallarınız sizindir. Ne haksızlık edersiniz ne de haksızlığa uğrarsınız. Ana mal borç verilen şeydir. Alım satım iki farklı malı değiştirmek olduğu için ondan ana mal almaz. Borcu fazlasıyla ödeme şartı varsa o fazlalık faizdir. Şu ayette de faizin borç ilişkisinden doğduğunu işaret etmektedir. Borçlu darlık içinde ise rahata çıkıncaya kadar beklenir. Bağışta bulunmanız sizin için daha hayırlıdır. Bunu bir bilseydiniz. Konuyla ilgili Allah'ın elçisinden gelen rivayetler şunlardır. İbn Abbas dedi ki, Usame bin Zeyd'in bana verdiği habere göre Allah'ın elçisi şöyle demiştir. Faiz yalnızca borçta olur. Elden ele peşin olana faiz olmaz. Faiz borcu vadelendirmede olur. Allah'ın elçisinin bir sözü de şöyledir. Faiz yalnız borcu vadelendirmede olur. Ayet ve hadisler faizin borçtan elde edilen gelirin olduğu açıkça gösterilmektedir.
Faizin yasaklanma sebepleri ise İslamiyet faizi bir sömürü aracı olarak nitelendirip bundan kaçınan kimse Müslümanların huzur içinde yaşayabileceği düşüncesini taşımaktadır. Dinimiz bu sömürü anlayışının yerine de maddi durum yerinde olan insanların muhtaç olan insanlara yardım etmesini, birlik ve dayanışma içinde olmasını istemiştir. Faizi zorunlu olarak alıp işlerini yürütmeye çalışan kimseler daha sonra ruhsal bunalımlara girerek hem kendini hem de çevresine zarar uğratacaktır. Faizsiz alışverişler yapılarak da toplum huzuru sağlanmalıdır. Ekonomik hayatta faiz kaynakların tam kapasiteyle kullanılmasını ve sermaye sahiplerinin yatırıma yönelmesini önlediği için toplum içinde işsizliği artırmakta, yatırımlarda faizli kredilerin kullanımı, üretimde maliyetlerin yükselmesine ve suni fiyat artışına yol açmakta. Bu arada kalıcı fakat kar getiren yatırımların ihmal edilmesi sonucunu doğurmaktadır. Faizle giderek katlanan ve çoğalan sermaye her yönden toplum üzerinde hakimiyet kurup onu yönlendirebilecek bir konuma gelmekte. Topluma yön vermesi gereken asıl değerler ise sermaye ile ilişkili de neticesinde derece olarak rağbet görmektedir. Değerlerin alt üst olup yardımlaşma, dayanışma, sevgi ve şefkat gibi insani hasletlerin yerinde daha çok para ve itibar kazanması hırsların aldığı bir durum haline gelmekte. Ve bu cemiyetlerde de yeni nesillerin de bu değerlerle yetişebileceğini, bencilliğin körüklenip insanların barbarca bir hayat mücadelesine sürükleneceği açıktır. Faizli dış borçlarda kalkınmakta olan ülkeleri giderek ağır bir borç batağına sürüklemekte. Bunun neticesinde de iktisadi hatta siyasi istikrarlarını ciddi ölçüde tehdit etmeye başlamıştır. Faiz var olduğu günden itibaren de daima güçlünün ve sermaye sahibinin yararına çalışan zayıf, muhtaç kimselerin durumlarını da gittikçe kötüleştiren bir işleve sahip olmuştur. Çağımızda da küçük tasarruf sahiplerinin de faiz yoluyla gelir elde ettiği, faizin sermaye birikimine ve gelirin tabanına yayılmasına hizmet ettiği söylense de, aracı kurumların düşük faizle topladıkları sermayeyi de yüksek faiz yatırımlara verdiği, yüksek faizli oranın sebep olduğu maliyet artışlarının ve enflasyonun sonuçta küçük tasarruf sahiplerinin kazancını yok ettiği ve toplumun daha büyük kesimini teşkil eden dar gelirleri ezdiği bilinmekte. Bu sebeple de İslam dini faizi yasaklayarak ekonomik hayatta kar ve riskin emek ve sermaye tarafından birlikte paylaşılmasını, alın terini, ticaret ve yatırımı teşvik etmiş, dünya ve ahireti birlikte ele alarak insani ve ahlaki hasletlerinde hakim olduğu bir toplum düzeni kurmayı amaçlamıştır. İslamiyet faizi bir sömürü aracı olarak nitelendirip bundan kaçınan Müslümanların da huzur içinde yaşayabileceği inanmaktadır. İslam hukukçularının faizle ilgili görüşleri ise İslam hukukçuları faiz konusunda işlemlerin ve faiz yasanın hukuki çerçevesinin çizilmesi ve bu hususta objektif ve açık kriterlerin geliştirilmesinin noktasında yoğunlaşmıştır. İslam hukukçuların faizin haram olduğu hakkındaki görüşlerin bir ayrımı yoktur. Ancak hangi konularla işlendiği konusunda farklı fikirler öne sürülmektedir. Bu farklılığın sebebi ise fıkıh mezheplerine faiz hükmünün dayattığı illet konusunun farklı değerlendirmelerinden dolayı oluşmakta. Mallar arasındaki faiz illeti birbirinden farklı olabiliyor. Hadiste yer alan altı eşyadan altın ve gümüşteki faiz illetiyle diğer mallardaki faiz illeti birbirinden farklı. Bu konu hakkında üç ayrı görüş bulunmakta. İlk görüş ise cins birliğinin bulunması ve tartılabilir olması, fazlalık faizine engel olabilmek için bedellerin eşit ağırlıkta olması şarttır. İkinci görüş, altın ve gümüş illeti semeniyet vasfının galip olmasıdır. Burada para denilince akla altın ve gümüş gelinmesidir. Üçüncü görüş ise illet mutlak manada semeniyet vasfıdır. Altın ve gümüşün mutlak manada para olmaları, başka hiçbir özelliklerin bulunmaması gerektiği görüşü hakim. Burada hareketle bir şeyin değerinin ölçülebilmesi için, para sayılabilmesi için altın ve gümüşle kıyaslanabilir olması gerekmektedir.
Diğer bir faiz illeti ise buğday, arpa, hurma ve tuzda faiz illetidir. Hanefilere göre cins ile miktarın kabul edilmesinden hareketle bu dört malda da faiz illeti cins birliği ile beraber bunların hacmen ölçülebilirdir. Bu mallara kıyasen mısır, pirinç, mercimek gibi gıda maddesi olmasa bile kireç, kına gibi hacim hesabı ile ölçülebilen mallarda yine faiz etki eder. Ölçü veya tartıya tabi malların kendi aralarında peşin mübadelelerinde bedellerden birindeki artıklık fazlalık faizine yol açarken cinsleri ister aynı ister farklı olsun bedellerden birinin vadeli olduğu mübadelelerde de veresiye faizi etki eder. Malikilerde faiz illeti olarak saklanan gıda maddesi olma kriterinin kabul edilişi ve bu malların hiçbir şekilde veresiye mübadelelerin caiz görülmemesi, zaruri ihtiyaç maddelerinin de veresiye mübadele yoluyla piyasadan çekilmesini engellenmesi amacıyla oluşmalıdır. İmam Şafii'nin faiz illeti konusundaki ilk görüşü gıda maddesi olmakla birlikte bu malların da ölçülebilir veya tartılabilir nitelikte bulunmasıdır. Buna göre ölçülen ve tartılan gıda maddelerinin faiz etki eder. Faizin oluşumu için esas kabul edilebilecek illet konusunda görüşlerinde bu kadar farklı olması alışveriş faiz meselesini karmaşık bir hale getirmiştir. Bu görüşe göre faiz sayılan mübadelenin başka bir görüşe göre faiz sayılmaması bu konuda farklı illetlerin benimsenmiş olmasına kaynaklanmaktadır. Veresiye faizine gelince de gıda maddesinin saklanabilme özelliği dikkat çekmekte. Faiz illetinin vade unsuruna bir ölçüde yer veren malikiler hariç faizde illetle ilgili görüşler veresiye faizinin esas unsuru olduğu anlaşılan vadeye gereken ağırlığı vermemiştir. Sonuç olarak fazlalık faizi aralarında kalite ve vasıf farklı olsa bile misli bir malın kendi cinsinden bir mal ile mübadele edilmesi halinde bedellerden birinde bulunan kemmi fazlalık, veresiye faizi ise ister aynı ister farklı cinste olsun misli veya kıyemi iki malın mübadelesinden bedellerden birinin vadeli olması halinde vade farkından doğan takdiri ve hükmi fazlalıktır. Özetle faiz yasanın hikmeti alacaklı ve borçlunun kısa vadeli bir rahatlama yaşayayım, daha sonrasında da çeşitli sıkıntılara girdiği bir olgu. Dinimizin görüşüne göre ise böyle bir ortamda herhangi bir mali işlemin faiz yasağı kapsamına girip girmediği tayin ederken elimizdeki ölçüt söz konusu muamelelerin borçlu veya alacaklı yahut da toplum için herhangi bir haksızlık yaratıp yaratmadığı olmalıdır. İslamiyet faizi bir sömürü aracı olarak nitelendirip bundan kaçınan Müslümanların da huzur içinde yaşayabileceği düşüncesi taşımakta. Dinimiz bu sömürü anlayışının yerine maddi durumu yerine olan insanların muhtaç olan insanlara yardım etmesini, birlik ve dayanışma içinde olmasını istemiştir. Sunumum bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.